Mustafa Erdoğan Aker, dünya askeri tarihinde ilk defa olarak bir uçak gemisi batıran Türk subayıdır ve bu gemiyi karadan dağ topu ile batırmıştır. 1912 yılında Harp Okulu'nu topçu subay olarak bitirdi. Çanakkale Savaşı'nda 27. Alay'da savaştı. Buradaki başarılarından dolayı Osmanlı Harp Madalyası ve Alman Demir Haç Madalyası ile taltif edildi. Çanakkale Savaşı'nın bitmesinden sonra Galiçe Cephesi'ne gönderildi. 1916 yılında yurda geri döndü ve 4 dağ topu verilerek Kaş'a tayin edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın en sıcak günleri olan o dönemde resmen İtalya'ya bağlı olan Meis Adası, İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin denetimindeydi. Doğu Akdeniz geneli açısından stratejik öneme sahip olan Meis Adası'nın işgal ve tahkimine Çanakkale'de 5. Orduyu komuta eden Alman General Liman von Sanders'ın çok gizli emriyle karar verildi. Bu emir çerçevesinde 4 adet 7.7'lik Alman yapımı Erhard dağ topu olan küçük bir batarya ile Aydın'dan Kaş'a intikal ettirildi. Başlangıçtaki plan adanın alınması olmakla birlikte cephede bunun imkansızlığına kanaat getirilerek Operasyon Meis Limanı'nda demirli yolcu gemisinden deniz uçağı gemisine dönüştürülmüş HMS Ben Mayçiri komutasındaki filo ve adayı transit liman olarak kullanan erzak ve mühimmat gemilerinin imha ve tacizini hedefler şekle dönüştürüldü. Dünya savaş tarihinde bir ilki başararak 7.7 inçlik dağ bataryasının bir deniz uçağı gemisini 36 dakikada batırdı. Batırdığı deniz uçağı gemisi ise 120 metre boyunda, saatte 24.5 mil hız yapan ve 6 deniz uçağı taşıyan İngiliz bandralı Ben Mayçiri'dir. Aynı gün Meis Limanı'na demirli, büyüklü küçüklü pek çok tekne de batırılır. Bir süre sonra Kemer yakınındaki Ava koyunda Fransız avizosu Paris 2'yi de sadece 18 dakikada denize gömdü ve mürettebatını esir aldı. Uçak gemisi Ben Mayçiri'nin ardından Paris 2 avizosunun da bir dağ bataryasıyla batırılması müttefiklerin artık açıktan seyretmeye başlamasına neden olmuştu. Mustafa Ertuğrul savaşın bu aşamasında hatıralarında herhangi bir yelkenlinin kaburgasını kaplayan iç tahtalar sökülerek mümkün mertebe fazla miktarda dinamit kaburga aralarına döşenecek, tam merkezine de bir top fünyesi yerleştirilecek. Fünye halkası bir telle portakal sandıklarından birisinin altına bağlanıp kaburgalar tekrar çakılarak düzen hazırlanacaktı. Birbirine bağlı sandıklar mutlaka bir vinç yardımıyla kaldırılacaktı ki fünye dinamiti ateşleyip geminin batırılmasını sağlayacaktık şeklinde aktarmaktadır. Alexandra, sandık yüklü yelkenlinin birkaç kilometre yakınına kadar gelip 40 top ateşine tutmuş ama hiçbir isabet tutturamamış, daha sonra tekrar dönüp portakal sandıklarını muayene etmiş, zehirli olmadığını anlayınca mürettebat sandıkları gemiye yüklemiştir. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Mondros Mütarekesi gereğince işgal edilen Anadolu topraklarında tüm silah ve cephaneye el konuldu. Topların kamaları söküldü. O tarihlerde Aydın bölgesindeki birlikleri denetlemekle görevlendirilen HMS Ben Mayçiri'nin eski komutanı Charles Ramsey Sampson ise gösterdiği kahramanlıktan dolayı bu batarya toplarının kamalarını sökmek askeri şerefe aykırıdır diyerek Mustafa Ertuğrul'un bataryasına dokunmadı. 1930 yılında kaleme alması Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat tavsiye edilen hatıralarını yazdı ve bıraktığı kaynaktaki bilgiler kaynak yakın geçmişte güncelleştirilip desteklenerek yayınlandı. Türk Kurtuluş Savaşı'nda da önemli yararlılıklar gösterdi ve savaştan sonra yerleştiği Antalya'da 1961 yılında vefat etti. Mezarı Antalya Andızlı Mezarlığı'ndadır.